hadis kitaplarına girmiş bir hadisede bir sahabe ile oğlu arasında geçen bir olaydan bahsedilir. Bu sahabe bir gün oğlunun yakınından geçerken onun cennetle ilgili ayrıntı vererek dua ettiğini duyar. Olayın ayrıntılarını tam bilmiyoruz. Fakat yazılanlardan, aktarılanlardan ve yorumlardan anlaşılıyor ki oğlu misal şöyle şeyler diyordu. Allah'ım bana cennette 3 katlı bir köşk ver. Sağında yemyeşil bir bahçe, solunda tertemiz bir ırmak olsun. Sütunları altından, tezgahları doğal taşlardan yapılsın. Parmağımı bir kez şıklatırsam bütün ışıklar açılsın, 2 kez şıklatırsam kapansın gibi detaylara girdiğini görünce o sahabe oğlunu uyarır ve der ki cenneti istemen yeterli. Neden teferruata giriyorsun? Bu olayla ilgili birincil ve meşhur olan yorum şudur. Allah'ın tarif ederken bile gözünüzün görmediği, kulağınızın işitmediği, aklınızın ucundan bile geçmemiş tabirlerini kullandığı bir mekan cennet. Dolayısıyla biz cenneti tarif edemeyiz. Küçük bir çocuğun en büyük isteğini sorduğumuzda şeker demesi gibi bizim isteklerimiz de cennetteki nimetlerin yanında çok komik ve değersiz kalabilir. Bu sebeple cenneti istemeli. Hatta Efendimiz Firdevs cennetini isteyin diyor. Yani cennetin en yüksek mertebesini. Fakat gerisine karışmayın. Tabii ki Efendimiz'e, peygamberlere, sahabelere komşu olmak gibi şeyler istenebilir. Fakat cennetteki fiziksel nimetleri tarif etmeye kalkmamak lazım. Çünkü onlar anne karnındaki bir bebeğin dünya hakkındaki görüşleri ve fikirleri gibi bir şey olabilir en fazla. Fakat az önce bahsettiğim bir sahabeyle oğlunun arasında geçen olaydan alınan derslerle bazı hadisleri birbiriyle çelişiyor gibi görenler olabilir. Mesela dua ederken istenen şeyin açıkça ve netçe istenmesi duanın esaslarındandır. Peygamber Efendimizin hadisleri var bu konuda. Yani bir taraftan istediğimiz şeylerin ayrıntılarına girmememiz gerekiyor gibi bir anlam çıkıyor. Diğer taraftan da isteklerimizin net ve kesin bir dille dile getirilmesi gerektiği söyleniyor. İkinci olarak da duada ısrar etmenin ölçüsü üzerinde durmak istiyorum. Daha sonra birleştireceğim bu konuları. Mesela çok istediğiniz bir şeyi ısrarla istediniz, istediniz, istediniz ama bir türlü nasip olmadı. Duaya devam mı etmek gerekir? Yoksa ya herhalde benim için hayırlısı buymuş deyip duayı bırakmak mı gerekir? Bu aslında kişiden kişiye, duadan duaya değişebilecek bir durum. Eğer bir insan gerçekten Kur'an'ın tarzında, hadislerden öğrendiği şekilde dua ediyorsa ısrar etmesi gerekir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi acele etmediği sürece istediği verilir diyor. Sahabe soruyor. Acele etmek ne demek ya Resulallah? Efendimiz cevap veriyor. Dua ettim, dua ettim de kabul olmadı diyerek dua etmeyi bırakmaktır. Şimdi bu hadise bakılırsa sınırsızca dua etmek tavsiye ediliyor. Bir diğer taraftan da bazen insanlar boş bir hayali isterler. Hangisini istediğimizi bilmek çok önemli. Eğer boş bir hayalse o duayı bırakıp daha doğru olanı yapmaya başlamalı. Mesela üniversiteye hazırlanan bir gencin asıl istediği şey güzel bir üniversitede iyi bir eğitim alarak kendisine makul bir iş sağlayabilecek, insanlık için güzel şeyler de yapabileceği ve dinini de rahat yaşayabileceği bir bölümdür. Bu duaya devamlı ısrar etmesi gerekir, tavsiye edilir. Yok eğer onun düşüncesi illa bu sene, illa Hacettepe İngilizce İktisat Bölümü Allah'ım dese yine böyle dua edebilir. Fakat eksik yönleri çok olan bir dua olur. Veya bir insan dua etse Allah'ım saliha ve iyi huylu ve güzel bir hanımla beni evlendir dese veya Allah'ım dürüst ve yumuşak huylu ve yakışıklı bir beyefendiyle beni evlendir dese çok güzel bir dua ve bu duaya devam etmek lazım. Ama ille de Ayşe, ille de Mehmet, ille de bu sene evlilik dese işte bu da tam verimli bir dua olmaz. Neden mi? Yani bu kişi gerçekten de Hacettepe İngilizce İktisat Bölümünü istiyor olamaz mı? Veya gerçekten de Ayşe ile veya Mehmet ile evlenmek istiyor olamaz mı? Yahut bunları istemesinde ne türlü bir sakınca olabilir? Cevap şu şekilde arkadaşlar. Mesela o dua eden kişi bilse ki Hacettepe İngilizce İktisat Bölümüne girecek. Fakat hazırlık bölümünde kalacak, yanlış bir arkadaş grubuna dahil olacak, dersleri geçemeyip okuldan atılacak ve hayatı boyunca ne doğru düzgün bir dil öğrenebilecek ne de iktisatçı olabilecek. Hala ister mi o bölüme girmeyi? İstemez. Ha demek ki bu arkadaşımızın istediği şey neymiş? Hacettepe İngilizce İktisat değilmiş. Onun istediği
güzel bir üniversitede iyi bir eğitim alarak mezun olduğunda kendisine makul bir iş sağlayacak, dinini rahatça öğrenip yaşayabileceği bir bölünmüş. Dolayısıyla onu istemesi daha güzel bir dua olur. Diğer örneği hatırlayalım. Bu evlenmek isteyen kişi bilse ki bu yıl Mehmet'le evlenecek. Fakat Mehmet dinden çıkacak, eşini aldatacak ve fiziksel olarak da evlendikten sonra çok sevimsiz bir hale bürünecek. Hala ille de Mehmet, ille de bu sene der mi? Cevap hayırsa, ha demek ki asıl istediği Mehmet veya Ayşe değilmiş. Neymiş? Ahlaklı, iyi huylu ve güzel görünüşlü birisiymiş. Dolayısıyla insan her zaman aslında gerçekten istediği şeyi net ve açık söylemeli ve bu konuda ısrar etmeli. Örnekler çoğaltılabilir. Siz de aşağıya yorumlar kısmına kendi dualarınızı yazabilirsiniz. Yahut şu konuda nasıl dua etmeli şeklinde sorularınız varsa yine aşağıya yazabilirsiniz. Peki duada söylediğimiz şey istek mi yoksa hayal ve ümniye mi, nasıl ayırt edeceğiz? Kur'an'da ümniye kelimesi daha çok boş hayal, zan ve boş temenni gibi manalarda kullanılmış. Dua ederken hakiki isteklerimizle ümniye ve boş hayallerimizi ayırmanın kesin bir yolu olmamakla beraber şu sayacağım 10 madde size yol gösterebilir. 1. En az 3 kişiyle istişare etmişseniz ve bunların konumları farklı farklıysa, mesela üçü de birden okuldan, yurttan veya mahalleden samimi arkadaşınız değilse, içlerinde yaşça büyükler de varsa ve onlar da sizi desteklemişse istektir. Tasvip görmeyi bırakın, söylemeyi bile düşünemiyorsanız muhtemelen istediğiniz şey aslında sadece bir hayaldir. 2. Dua metninde daha çok isimler varsa muhtemelen temenni ve ümniyedir. Daha çok vasıflar varsa muhtemelen doğru bir istek ve güzel bir duadır. 3. Bir insanın sadece dünyalık bir şey için dua etmesinde bir problem yok. Efendimiz sizden biriniz kaybolan ayakkabı bağı için bile Allah'a dua etsin diyor. Fakat sözleriniz ve değerlendirmelerinizin içinde ahiretin hiç payı yoksa istediğiniz şeylerin hayal olma ihtimali daha yüksektir. Dünya ile beraber ahireti de hesaba katmışsanız söylediğiniz şeylerin istek ve gerçek bir dua olma ihtimali daha yüksektir. Mesela bir insan Allah'ım beni zengin et diye dua edebilir ve samimiyetle Allah'tan istenen her şey hayırdır. Bu duaya bir şekilde icabet edilir. Ama daha güzeli şu şekilde olur. Allah'ım beni helalinden zengin et, haramlardan koru, vereceğin malın şükrünü nasip et. Beni öbür tarafta mahvedecek bir dünyalığı ben asla istemiyorum. Bana zenginlik ver, bununla da benim sana yakınlığımı artırmayı nasip et dese, işte bu güzel bir istek ve güzel bir dua olur. 4. Çocukluk yıllarınızdan beri istediğiniz bir şeyse veya gerçek bir ihtiyaca ve zorunluluğa dair bir şeyse muhtemelen istektir. Yok, eğer ilk gençlik yıllarınızdan beri içinizde yarı olmuş, kompleks yapmış olduğunuz bir meseleye aitse muhtemelen hayaldir ve boştur. Mesela kendinizi ergenlik döneminden beri kısa hissedip uzamayı istiyorsanız biraz hayaldir. Veya lise yıllarınızdan beri kendinizi başarısız hissedip kısa yoldan başarı ispatı olacak bir şey istiyorsanız bomboş bir şeydir. 5. İstediğiniz mesele kafanızda şekillenirken daha çok başka insanların nasıl gördüğü, kimlere kendinizi ispatlayacağınız, kimlere gününü göstermiş olacağınız, kimlerin size hayran olacağı gibi hayaller geçiyorsa çok muhtemelen bomboş bir şeydir. Ama kendilerinden veya kendilerine karşı sorumlu olduğumuz kişiler hariç aklınıza hiçbir insan gelmiyorsa muhtemelen doğru bir istek ve güzel bir duadır. 6. İsteğiniz konusunda içinizde alev alev yanan hemen şimdi istiyorum gibi bir his varsa hayaldir. İstediğiniz şeylere ulaşmak için beklemeyi göze alabiliyorsanız ve zaman isteyen meselelerde sabredebiliyorsanız muhtemelen güzel bir istektir. 7. İstediğiniz konuda teferruatlı düşünemiyorsanız, düşünmeye çalışınca içinizi depresyon, öfke, aşağılanma, iç sıkıntısı gibi şeyler sarıyorsa hayaldir. Sakin sakin düşünebiliyorsanız, hatta düşünmek için mesela sabahın erken saatlerinde yalnız bir köşeye çekilebiliyorsanız veya çekilmişseniz istektir. 8. Bu konuda düşüncelerinizi yazılı ifade edebiliyorsanız, avantaj, dezavantaj, fırsat, tehdit, kısa vade, uzun vade, maliyet, fayda gibi çeşitli açılardan yazılı olarak inceleyebiliyorsanız istektir. Öyle durup dururken bir filmden, bir müzikten, bir sözden etkilenip veya karnınız tokken ateşli ateşli o konularda konuşabiliyorsanız ama yazamıyorsanız çok muhtemelen bomboş bir hayaldir. 9.
Dileğiniz konusunda işin dini ve fıkhi boyutlarını ve ilgilendiriyorsa hukuki ve legal taraflarını araştırmışsanız veya sorup araştırıyorsanız istektir. Hiç düşünmemişseniz, hiç aklınıza gelmemişse veya hiç umurunuzda değilse muhtemelen hayaldir. Ve 10. Bu liste canınızı sıkmışsa, ya nereden bilir ki bu adam beni bilmiyor, halimi bilmiyor gibi düşünceleri zihninize taşımışsa çok büyük ihtimalle hayaldir. Bak hiç böyle düşünmemiştim, bunu da yapayım gibi şeyler düşündürmüşse o zaman muhtemelen istektir. İstekse ısrar edin, hayalse boş verin ve değiştirin. Peki istek olmasıyla hayal, temenni ve ümniye olması arasında ne fark var ki dua konusunda? Fark büyük çünkü Allah Necm suresinde اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنَّا İnsan temenni ettiği şeyi alıvereceğini mi sanır diye buyuruyor. Başka bir mealde de insan için her kurduğu hülya gerçekleşir mi ki gibi şeyler söylüyor. Yani ümniyeler için tam bir icabetin bahis mevzu olmadığını görüyoruz. Fakat iş duaya ve isteklere gelince onlara her zaman bir icabet, bir karşılığın olacağını yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Allah hepimize isteklerimizi en güzel bir şekilde, Allah'ın bizden beklediği şekilde dile getirmeyi nasip etsin. Bu arada bu videonun omurgasını oluşturan arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Kendisi ne isminden bahsedilmeyi ne de kamera karşısına çıkmayı kabul etti. Bizler için de en azından duanızı eksik etmeyin. Bu arada eğer hiç dua edemiyorsak, yani kendimizi bu konuda eksik görüyorsak, dilerseniz bir ay boyunca hep beraber günde en az 33 defa aşağıya koyduğum duayı manasını da düşünerek okuyabiliriz. Peygamber Efendimizin öğrettiği bir dua sallallahu aleyhi ve sellem çok veciz bir şekilde aslında bir insanın kendisinden bekleyeceği maneviyatı gösterebilmesi için onu motive eden bir dua. Şahsen ben yapacağım. Sizleri de dua arkadaşım olmaya beklerim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.